İyi akşamlar dostlar. Yeni videoyla tekrar aranızdayız. Arkadaşlar şimdi tanıtacağımız ilk hisse Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ. En son 4 Eylül'de tanıtmışız. Peki 4 Eylül'den beri neler yapmış? Hemen anlattıktan sonra diğer hissemize başlayalım. Daha sonra anlatmaya devam edelim. Arkadaşlar 4 Eylül'den önceki 2 Eylül değerlerine göre 4 Eylül'de tanıtmışız. Çünkü Cumartesi pazara denk geliyor 4 Eylül. Burada arkadaşlar mavi tren çizgimiz bizim için bir direnç vazifesi görmüş. Akabinde baktığımız zaman da 3.11 arkadaşlar bizim için destek vazifesi görmüş ve çalışmış gibi gözüküyor. Daha sonra 3.39 arkadaşlar 4 Eylül'den sonra bir direnç vazifesi tekrar görmüş. Ve en son arkadaşlar 3.52'den sonra hızlı bir şekilde mavi tren çizgimizi geçmiş gözüküyor. Ve şu andaki hedef neresi gözüküyor arkadaşlar, hemen şöyle bakalım. Hedefi artık şöyle parmağımla gösterdikten sonra siz de görebilirsiniz. 5.06 hedefine doğru bir yolculuk varmış, başlanmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Görüntü bu olarak karşımıza çıkıyor. Hedefimiz şu anda arkadaşlar bugünkü itibariyle 5.06 5.10 arasında gözüküyor. Peki bunun için arkadaşlar destek ve dirençlerimizden hangileri? Şunları bir silelim, kalabalığımızı atalım ve tanıtmaya başlayalım hissemizi. Yeni destek ve dirençlerimiz varsa bunları da anlatalım. Şunları bir temizledikten sonra hemen hızlıca bir anlatalım arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar burada desteğimiz gözüken şu anda kırmızı olan 3.52 en yakın desteğimiz, baktığımız zaman direnç olan da şu mavi tren çizgimiz, daha önce direnç olan bizim için destek pozisyonuna geçiyor gözüküyor. Sayısı olarak da direncimiz bir tane var gözüküyor. Şu anda 4.14 olarak karşımıza sayısı olarak bir direncimiz var gözüküyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, sayısal olmayan trend desteği var. Bir de mavi tren çizgisi bugün olsa 10 değerine biraz üzerine gözüküyor. Ichimoku hacim ve Bollinger bandı bak bakalım değerlendirelim. İlk önce Ichimoku bulutu olarak baktığımızda hisse yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Çünkü yükseliş trendini desteklediğini nereden anlıyoruz arkadaşlar? Yeşil olmasından anlıyoruz ve olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş trendini destekliyor diyebiliyoruz. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının üst noktası 3.44. Bizim fiyatımız kaç? Pardon. Bollinger bandının orta noktası 3.44 arkadaşlar şu. Bizim fiyatımız da 3.98 olarak devam ediyor gözüküyor. Oldukça üstünde olduğu için arkadaşlar yükseliş trendini destekler vaziyette. Olumlu olarak karşımıza çıkan ne var? Bir Bollinger bandı var. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şu arkadaşlar. Bollinger bandının üstüne çok fazla sık hareket ediyor. İster istemez arkadaşlar aşağı bir sert düzeltme yapma ihtimali var, ama düzeltmeyi takip edeceğimiz yer neresi? Şu mavi tren çizgisi bizim destek noktamız olduğu için bunu takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bollinger bandı da olumlu bu arada. Ichimoku bulutu ve Bollinger bandına baktıktan sonra ikisinden olumlu dedikten sonra hacme bakalım arkadaşlar. Son hareket oldukça iyi. Yükseliş trendini destekler nitelikte, çünkü fiyat düştükçe hacim düşüyor arkadaşlar. Fiyat yükseldikçe hacim yükseliyor. Bu da olumlu olarak karşımıza çıkıyor ve ne diyoruz arkadaşlar? Gimat mağazacılığın arkadaşlar hacimde yükseliş trendini destekliyor ve olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Yani hacim Ichimoku ve Bollinger yükseliş trendini destekliyor. Gelelim arkadaşlar RSI'mıza baktığımız zaman aşırı alış bölgesine girmiş ki fiyat 77 ve yukarı doğru gidiyor. Bulunduğu bölge arkadaşlar olumlu yükseliş trendini destekliyor ki burada baktığımız zaman fiyatlar 3'er 5'er, burada 1'er 2'şer yükseliyor bu bölgelerde. Şu an arkadaşlar olumlu olarak değerlendireceğimiz bir yerde var. Yön yukarı, köpük olma ihtimali artıyor, şişkinlik olma ihtimali artıyor ama olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Stok RSI'ye bakalım arkadaşlar. Stok RSI ne diyor? Stok RSI'de aşırı alış bölgesine girmiş ve zaten 100'ün üzerine bir değer olmadığı için arkadaşlar bu şekilde gitmesi fiyatların artışını kolaylaştırır, ama dediğimiz gibi fiyatın daha köpüklü ve daha şık hale gelmesi neden olabilir arkadaşlar. Neticede olumlu olarak karşımıza çıkan bir bölgede. Gelelim arkadaşlar MACD indikatörü bize ne diyor? MACD indikatörü de pozitif bölgede arkadaşlar, bir ara negatif bölgeye girmiş ama girdiği gibi çıkmış gibi duruyor. Bu da arkadaşlar yükseliş trendini destekler böyle vaziyette, çünkü baktığımız zaman hem yükseliş trendine sahip gözüküyor hem de pozitif bölgede arkadaşlar olumlu olarak değerlendirileceğimiz bir MACD indikatörümüz var. GCI'mize bakalım arkadaşlar. GCI'mize aşırı alış bölgesine girmiş. Buradan hafiften kendini aşağı doğru çalacak gibi duruyor, ama bulunduğu bölge bunda da aynı şekilde arkadaşlar. Şu aşırı alış bölgesi beyaz bantlı bölgede bulunduğu için olumlu, ama fiyat arkadaşlar anlattığımız gibi beyaz bantlı bölge aynı zamanda fiyatın şişik olduğu bölge olduğu için arkadaşlar dikkatli olmamıza fayda var. Çünkü düzeltmeyi sert yapma ihtimali var. Diğer bir hissemiz arkadaşlar hemen bakalım. Ünlü Yatırım Holding en son ne zaman tanıtmıştık arkadaşlar bunu? Ünlü'yü 4 Eylül'de tanıtmıştık arkadaşlar. 4 Eylül'ü bulalım. 4 Eylül tam da neresi arkadaşlar? 4 Eylül şunun arkasında şu kırmızı olan yer arkadaşlar. Şimdi burada zaten direncimiz varmış. 6.72 direncimiz çalışmış arkadaşlar. Aynı o direnç zaten belli bir süre destek olmuş. Baktığımız zaman bir de üstlerden gelen siyah tren kırmızı tren çizgimiz aynı zamanda o destek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ve şu etapta baktığımız zaman hedef şu anda neresi gözüküyor arkadaşlar? Şöyle bakalım. Hedefimiz arkadaşlar şu anda şu tren çizgimiz başımıza gecikecek gibi duruyor. Bu direnç olarak geçecek gibi duruyor.
Evet arkadaşlar, tren çizgimiz şu anda gözüken bu karşımızda ilk etapta. Alttan gelen bir tren çizgimizi çizelim arkadaşlar. Artık yeni bir tren çizgimizi yapma ihtimalimiz var gibi gözüküyor. Biraz daha şöyle genişletebilir miyiz? Bant şeklinde arkadaşlar bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani şöyle bir bant yapabilir miyiz? Evet, bant şeklinde arkadaşlar giden bir görüntü var, mavi bant şeklinde. Arkadaşlar genel görüntü şu anda bu bantla hareket edecekmiş gibi imaj sergiliyor gözüküyor. Bu yüzden arkadaşlar direncimizi zaten hemen söyleyelim. Direncimiz arkadaşlar yükselemediği bölgede bizim için direnç olduğu için 7.96. Destekli olarak arkadaşlar şu anda gözüken desteğimiz kaç bizim için? Baktığımız zaman desteğimiz de 6.84 diyelim ve şunu silelim arkadaşlar. Artık burada işimiz bitti. Onun dışında başka bakacağımız bir şey var mı? Başka da çok ciddi bir şeyimiz yok. Hemen bakalım Ichimoku bulutuna arkadaşlar. Ichimoku bulutu bize ne diyor? Ichimoku bulutu arkadaşlar bizim için olumlu mu? Gayet de olumlu arkadaşlar. Burada çok ciddi bir sıkıntımız yok. Yükseliş trendini destekliyor. Zaten yeşil olmasından da bunu anlıyoruz. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar, Bollinger bandı ne zaman dışına çıksa ki zaten şuraya baktığımız zaman, şuralara baktığımız zaman kafasını 2 gün içerisine sokuyorlar. Tekrar kafasını sokmuşlar ve yine kafasını sokmuşlar. Hisse arkadaşlar büyük ihtimalle şu iki mavi bant arasında gelecek gibi duruyor ama Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar 6.85, fiyatımız 6.84 mü? 6.96 pardon arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktasının üstünde kapattığı için fiyatımız olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar Bollinger bandı hakkında arkadaşlar şunu söylüyorum. Yukarı çok fazla çıkarsa aşağı indirirler. Dikkatli olmakta fayda var. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar hacim gayet de güzel. Yani şuradan 7. ayda baktığımız zaman 2 milyon not, 2-3 milyon not, 2 milyon not, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon, 4 milyon, 6 milyon ve baktığımız zaman 6 milyon nota kadar çıkmış arkadaşlar. Yani fiyat yükselirken arkadaşlar hacimle beraberine yükselmiş. Yani yükselişle hacim orantılı olduğu için arkadaşlar formasyonu destekliyor hacim ve olumlu olarak karşımıza çıktı. Reis sayımıza bakalım arkadaşlar. Reis sayımız bize ne diyor? Reis sayımıza baktığımız zaman arkadaşlar hisse aşırı alış bölgesinde ufak ufak giriyor çıkıyor gibi gözüküyor ama neticede arkadaşlar şu dikiş hareketi bizim için olumlu mu? Gayet de olumlu arkadaşlar. Çok ciddi bir sıkıntı yok. Yükselişimizi destekliyor arkadaşlar. Orta bölgede olması zaten tek başına 30 ile 70 arasında olması yükseliş trendini destekler vaziyette ve olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Reis sayı arkadaşlar yükseliş trendini destekliyor. Diğer bir indikatörümüz arkadaşlar baktığımız zaman stok reis sayımız. Stok reis sayımız arkadaşlar aşırı alış bölgesine bir defa uğramış, sonra hızlı bir şekilde aşırı satış bölgesine takılmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Gücünü toparlayamamış arkadaşlar, tekrar vurmuşlar indirmişler. Yani tepki hareketi arkadaşlar bir düzeltmeyle sonuçlanmış gibi gözüküyor. Bulunduğu bölge olumlu mu arkadaşlar? Hayır, olumlu değil. Aşırı satış bölgesinde olduğu için bizim için olumlu değerlendirilecek bir durumu yok arkadaşlar. Gelelim stok reis sayımıza arkadaşlar. Stok reis sayımızın pardon bunu değerlendirdik. Hemen arkadaşlar MAC indikatörüne bakalım. MAC indikatörüne baktığımız zaman hisse pozitif bölgede ve yükseliş trendini devam ettiriyor gözüküyor. Ufak ufak düzeltmeler yapmış ama arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok bunda. Yani içeri sıfırın üzerinde olduğu için arkadaşlar yükseliş trendini destekler vaziyette bir MAC indikatörü gözüküyor. Olumlu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. GCI'ye bakalım arkadaşlar. GCI'de baktığımız zaman evet aşırı alış bölgesi ne zaman çıksa arkadaşlar ki bu değer 280'lerde vurmuşlar kafasından kazmayı aşağı indirmişler. Ve bulunduğu bölge arkadaşlar şu anda eksi yüzde 100 bölgesi güvenli bölge olarak karşımıza çıkıyor. Olumlu mu arkadaşlar? Evet olumlu, yükseliş trendini destekliyor. Gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize hemen bakıyoruz. YOTEK arkadaşlar. Hemen ne zaman değerlendirmişe bakmışız. YOTEK'dir arkadaşlar. 4 Eylül'de değerlendirmişiz. Peki 4 Eylül'den beri neler olmuş? Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. İlk önce bir 4 Eylül'ümüzü bulalım. 4 Eylül neredesin? Gel buraya, gel buraya. 4 Eylül. Cumartesi pazara denk geldi arkadaşlar. Şuraya göre değerlendirme yapmışız arkadaşlar. Burada direncimiz demişiz ki 24.54'te 26.15. Hisse arkadaşlar 24.54'te ufak bir zorlanma geçirmişse kendini destek olarak korumuş gibi gözüküyor ki zaten hala destek olarak koruyacak gibi duruyor. 24.54 arkadaşlar iyi bir destek. 26.15'te iyi bir direnç olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Tahminlerimiz güzel. Peki arkadaşlar kırmızı bizim için nedir? Doğal trend de direnci olarak karşımıza çıkıyor. Bundan takip etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar yeni bir destek dirence gerek var mı? Evet, yeni bir direncimizi yapalım. Yükselemediği bölge bizim için direnç olduğu için arkadaşlar 27.78 bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Akabinde 26.15 de bizim için direnç, destek olarak da 24.54 ve 21.50 de bizim için destek olarak karşımıza çıkıyor. Peki Ichimoku, Bollinger ve hacime baktığımız zaman neler gözüküyor arkadaşlar? Ichimoku bulutu arkadaşlar yeşil mi yeşil? Yeşil olması bizim için olumlu mu? Gayet de olumlu arkadaşlar. Burada hiçbir ciddi sıkıntımız yok. Ama ufak bir şeyimiz var arkadaşlar. Yeşil olmasıyla beraber bir daralma da söz konusu. Bu daralmayla arkadaşlar sert bir hareket görme ihtimalimiz var gibi gözüküyor. Neticede olumlu mu arkadaşlar? Evet yeşil olumlu. Herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına bakalım. Orta noktası 25.06 arkadaşlar. Bizim fiyatımız 25.82. Bollinger bandının orta noktasının üstünde mi kapatmış? Evet arkadaşlar, orta noktasının üstünde kapatmış. Burada çok ciddi sıkıntımız yok. Olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir Bollinger bandımız var gözüküyor arkadaşlar. Peki onun dışında arkadaşlar başka bakacağımız bir şey var mı? Evet, onun dışında arkadaşlar başka bakacağımız bir şey hacim. Hacime baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? Hacim
Yükselişle beraber hacim yükselmiş, düşüşle beraber hacim gözükmüş ki şunu şöyle netleştireyim arkadaşlar. 2 milyon 900 bin, 3 milyon not, 4 milyon not, 5 milyon not, yükselişle beraber 6 milyon not, 7 milyon notu görmüş arkadaşlar ki bu söylediklerim 8 günlük ortalama işlem hacmi. Ondan sonra düşüşle beraber 6 milyon, 5 milyon, 1 milyon nota kadar düşmüş arkadaşlar. Yükselirken tekrar 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon ve arkadaşlar yatayda seyrederken de baktığımız zaman 2 milyon nota kadar düşmüş. Yani hisse arkadaşlar yükselmekte şey yapıyor. Formasyon uygun şekilde arkadaşlar fiyat artarsa hacim artıyor, fiyat düşerse hacim artıyor. Bu da yükseliş trendini destekliyor arkadaşlar, olumlu. Yani ne diyoruz? Ichimoku, Bollinger hacim arkadaşlar yükseliş trendini destekler nitelikte. Peki gelelim arkadaşlar RSI sayımıza. RSI sayımız bize ne diyor? RSI sayımıza baktığımız zaman arkadaşlar RSI sayımız da orta bölgede takılıyor. Bizim için olumlu mu arkadaşlar? Evet olumlu. Aşırı alış bölgesinden hafiften kendini aşağı salmış gibi duruyor ama neticede yön arkadaşlar baktığımız zaman, trend yönümüze baktığımız zaman şu şekilde hala trendin altında düşmemiş, düşecekmiş gibi durmuyor. Olumlu mu arkadaşlar? Evet olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bulunduğu bölge 30 ile 70 arası yükseliş trendini destekler bir bölge olarak karşımıza çıktı. Peki onun dışında arkadaşlar bakalım hemen neyimize bakıyoruz? Stock RSI sayımıza. Stock RSI sayı bizim için ne diyor? Stock RSI sayımıza baktığımız zaman arkadaşlar yön aşağı sıkıntılı arkadaşlar. Bakın fiyat yönü aşağı gibi gözüküyor ve aşırı satış bölgesinde gözüküyor arkadaşlar. İki sinyalimizde burnunu aşağı çevirmiş, toprağa çevirmiş gibi duruyor. Bu da arkadaşlar yükseliş trendini desteklemediğini gösteriyor. Olumsuz olarak karşımıza ne çıkıyor? Bir Stock RSI sayı çıkıyor. Gelelim MAC indikatörüne arkadaşlar. MAC indikatörü pozitif bölgede, yükseliş trendini destekler bir bölge arkadaşlar. Hisse için olumlu mu? Evet arkadaşlar, hisse için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Neticede pozitif bölgede ve yükseliş trendini destekliyor. Burada çok ciddi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Olumlu olarak değerlendirebileceğimiz yükseliş trendini destekleyen bir MAC indikatörü var. Gelelim GCI'mize arkadaşlar. GCI'mize bize ne diyor? GCI'mize arkadaşlar fiyatına baktım, yani doğrusu değerine baktığımız zaman 230'u gördüğü zaman vurmuşlar beline, kazmayı aşağı düşürmüşler. Bulunduğu bölgeye baktığımız zaman eksi 100 artı 100 bölgesinde arkadaşlar sarı bölge bizim için olumlu mu arkadaşlar? Evet bizim için olumlu burası da. Neticede arkadaşlar bulunduğu bölge güvenilir bölge, yükseliş trendini destekliyor. Ama o yöne dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Fiyat yönü aşağı olma ihtimali var. Dikkatli olmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Gelelim diğer bir hissemize arkadaşlar. Hemen kontrolüz Derimot Konfeksiyon Sanayi arkadaşlar. Derimot Konfeksiyon Sanayi arkadaşlar en son ne zaman değerlendireceğiz? Şöyle bir kontrol edelim. Derimot'u arkadaşlar en son hemen bakıyoruz. 5 Eylül'de tanıtmışız arkadaşlar. 5 Eylül'den beri neler olmuş bir kontrol edelim. 5 Eylül arkadaşlar neresi? Hemen şurasını bulmaya çalışıyorum. Evet tam da üzerine basmışız. Ayağımızı kaldıralım. Şu arkadaşlar yeşil olan bizim için 5 Eylül bölgesi. Şimdi buradan sonra arkadaşlar ne yapmışız? Bir direnç belirlememişiz. Çünkü baktığımız zaman kendi direncini kendi oluşturur. Demişiz ki oluşturmuş da zaten fazla da uzun dayanamamış. Direncisi arkadaşlar 8.40 ama doğal direncimiz şu kırmızı trend çizgimiz. Bunu da takip etmekte fayda var. Desteğimiz arkadaşlar 7.18 ki zaten arkadaşlar yaklaşmışlar. Hızlı bir şekilde aşağı döndürmüşler gibi duruyor. Olumlu mu arkadaşlar? Evet olumlu olarak karşımıza çıkacak bir görüntü var gibi gözüküyor. Direncimiz dediğimiz gibi 8.40, desteğimiz 7.18, 6.77 ve 6.64 olarak karşımıza çıkıyor. Daha da aşağıda arkadaşlar 5.83 oldukça kuvvetli bir destek olarak karşımıza çıktı. Peki arkadaşlar bakalım hemen Ichimoku bulutuna. Ichimoku bulutu arkadaşlar yeşil mi? Evet yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Yükseliş trendini desteklediği için bizim için olumlu olarak karşımıza çıkan bir Ichimoku bulutu var. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Gayet de olumlu bir şekilde duruyor. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 7.89. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 7.92. Bollinger bandını arkadaşlar üstünde kapattığı için bizim hissemizin fiyatı olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş trendinin desteklediğinden bahsedebiliriz. Peki akabinde bakalım arkadaşlar neye gözüküyor? Hacme bakalım. Arkadaşlar fiyat artarken hacim artmış mı? Şöyle bakalım 8 günlük ortalama miktarlarına. 2 milyon not, 2,5 milyon not, 2.6 milyon not, 3 milyon da arkadaşlar tam şurada tepe noktasında. Düşerken arkadaşlar fiyat düşerken şurada 1 milyon 200 bin nota kadar düşmüş. Tekrar çıkarken arkadaşlar baktığımda 4 milyon nota kadar görmüş. Ve arkadaşlar şurada bir yorgunluk belirtisi varken fiyat aşağı düşerken hacim daha da düşmüş gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani yükseliş trendini kısmen destekler niteliklerinden arkadaşlar şurası baktığımda fiyat yükseliyor ama hacim düşüyor. Hiç arkadaşlar nötr olumlu diyebileceğimiz bir hacim. Yani Ichimoku ve Bollinger olumlu hacimde nötr olumlu diyebileceğimiz bir durumda. Gelelim RSI sayımıza arkadaşlar. RSI sayımız bize ne diyor? RSI sayımıza baktığımız zaman hisse aşırı alış bölgesinden yavaş yavaş aşağı süzüle süzüle nereye gelmiş? Güvenli bölgeye 30 ile 70 arasında arkadaşlar. Olumlu mu arkadaşlar? Evet yükseliş trendini destekliyor ama yön aşağı olarak gözüküyor arkadaşlar. Fiyatta dikkat etmekte fayda var. Ama yükseliş trendinin bozulduğu anlamına gelmiyor. Olumlu olarak karşımızda. Gelelim arkadaşlar stok RSI sayımıza. Stok RSI da aynı şekilde arkadaşlar baktığımız zaman aşırı satış bölgesinde diyor ki ben düşüş trendini desteklerdim diyor arkadaşlar fiyat bu şekilde stok RSI'ye baktığımız zaman.
Yön aşağı arkadaşlar. Evet, yukarıya mavi sinyal, kırmızı sinyal kesmiş. Yukarı doğru gözükmesine rağmen arkadaşlar gücü toparlayacağı meçhul gibi gözüküyor. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Evet, şu anda hisse için olumlu olacak bir durum yok arkadaşlar. Bu da olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim arkadaşlar diğer bir indikatörümüze, MAC indikatörüne. MAC indikatörüne baktığımız zaman arkadaşlar bulunduğu bölge pozitif bölge, yükseliş trendi olan bir bölge arkadaşlar. Olumlu mu? Olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Trendde bir bozulma yok arkadaşlar. Baktığımız zaman mavi sinyal aşağı doğru indiğine göre kırmızı sinyal arkadaşlar. Fiyat daha düşüş devam etme ihtimali var gibi gözüküyor ama nitel arkadaşlar düzeltme, düşüş trendi değil arkadaşlar, sadece düzeltme karşımıza çıkıyor. Gelelim arkadaşlar GCI'mıza. GCI'mız bize ne diyor? GCI'mıza baktığımız zaman arkadaşlar hisse aşırı alış bölgesinde yavaş yavaş aşağı gelmiş. Yön aşağı arkadaşlar. Sonra bir anda fiyatın yönü hafiften yukarı doğru kaldırmaya çalışmış gibi duruyor. Arkadaşlar bulunduğu bölge eksi 100 ile artı 100 arasında olduğu için olumlu olarak karşımıza çıkan bir bölge. Yön aşağı mı arkadaşlar? Evet, son baktığımız zaman bir tepki yükselişi yapacakmış gibi duruyor ama dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Tam anlamıyla bir fiyat yükseleceğinden bahsetmemiz biraz zor gibi duruyor. Olumlu mu? Evet, yükselişlerini destekler vaziyette karşımızda arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize, hemen bakıyoruz Diyobo'ya. Diyobo'ya da arkadaşlar neler var gözüküyor, bir kontrol edelim. Diyobo'yu en son ne zaman tanıtmışız? Diyobo'yu arkadaşlar 5 Eylül'de tanıtmışız. Peki 5 Eylül yine tabi cumartesi pazar denk geldiği için arkadaşlar, yok gelmemiş. 5 Eylül arkadaşlar tam da tepe noktası. Şimdi arkadaşlar burada bir direncimizi belirleyelim ilk önce. Daha önce bir direnç belirlemedik çünkü fiyatta ilgili herhangi bir verimiz, yeterince verimiz yok. Baktığımız zaman arkadaşlar bizim için 22.09 bizim için bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bundan önce sonra arkadaşlar neler görmüşüz? Şimdi burada bir desteğimizden bahsetmişiz. Şunu gördükten sonra 17.45 ve 18.46 desteğimiz arkadaşlar, ikisi de çalışmış gözüküyor. Hatta bugün bile çalışıyor gözüküyor arkadaşlar 5 Eylül'den beri. Şimdi burada arkadaşlar kendine bir destek yapma çabası içerisinde ama burada sıkıntı olan ne? İki tane direncimiz var arkadaşlar. Birisi siyah trend direnci. Bu sayısal bir değer içermiyor. Bir de baktığımız zaman arkadaşlar kırmızı direncimiz olan 22.09 kırmızı çizgimiz bizim için direnç vazifesi görüyor. Peki destek olarak ne çıkıyor? 18.46 ve 17.45 ve akabinde arkadaşlar aşağıda bir tane siyah, ki bunu mavi yapalım hep beraber görelim. Bir de mavi desteğimiz var gözüküyor arkadaşlar. Şimdi mavi desteğimiz var diyebiliriz. Yani siyah arkadaşlar mavi arasında gidip gelecek olan bir hisse, yataya da baktığımız zaman da 17.45 ile 18.46 arasında gibi bir bölgede gezinecekmiş gibi duruyor şu andaki intiba. Peki bunun dışında arkadaşlar başka neler bakabiliriz, şöyle bir kontrol etmeye çalışalım. İlk önce arkadaşlar Ichimoku bulutuna bakalım. Ichimoku bulutu bizim için ne diyor? Ichimoku bulutu arkadaşlar olumlu. Yani yeşil olması bizim için olumlu. Hatta baktığımız zaman arkadaşlar Ichimoku bulutun alt sınırı da yukarı gitmeye çalışıyor. Üst sınırı da yukarı gitmeye çalışıyor arkadaşlar. İkisi de bizim için olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir duruma karşımıza çıkıyor. Ichimoku bulutu o zaman ne diyoruz? Yükseliş trendini destekleyen bir indikatör olarak karşımızda. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının orta noktası 18.59 arkadaşlar, orta noktası. Fiyatımız 19.08. Arkadaşlar şu bizim Bollinger bandımızın orta noktası arkadaşlar şurası. Onun üzerine kapattığı için de olumlu yükselişin olumlu olduğundan bahsetme imkanımız var. Evet arkadaşlar, olumlu olarak karşımıza çıkan neyimiz var? Bir Bollinger bandımız var. Peki akabinde bakalım arkadaşlar neyimize bakıyoruz? Hacime. Arkadaşlar hacim yükselmiş mi? Evet yükselmiş. Yükseliş trendiyle beraber yükselmeden önceye baktığımız zaman, ki ta çok eski arkadaşlar bayağı değil ama yine kontrol edelim. 760.008 günlük ortalama varken arkadaşlar yükselişten en tepesine arkadaşlar 4 milyon lota kadar çıkmış. Yani hacim arkadaşlar yükselişle beraber çıkmış mı? Çıkmış. Bunda bir sıkıntı yok. Peki düşerken arkadaşlar, evet düşerken hacim düşmüş mü? Evet hacime düşmüş arkadaşlar. Yükseliş trendini destekleyen bir hacim indikatöründen, hacim parametresinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Ne diyoruz o zaman? Ichimoku olumlu, Bollinger olumlu, hacim de olumlu karşımıza çıktı diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki RSI'mize bakalım arkadaşlar. RSI bizim için ne diyor? RSI'da baktığımız zaman aşırı alış bölgesinden kendini yataya atmış, bir güvenli bölgeye gelmiş gibi gözüküyor. Bu arada bölge 30 ile 70 arası aldık arkadaşlar, bizim için olumlu mu? Gayet olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Olumlu bir RSI'den bahsedebiliriz arkadaşlar. Peki gelelim arkadaşlar MAC indikatörümüz, stok RSI'mize bakalım. Stok RSI arkadaşlar baktığımız zaman orta bölgede güvenli bölgeye geçmiş, aşırı satış bölgesinden. Burada demek ki gücünü iyi toparlamış ama tam anlamıyla güç toparlayamamış. Tekrar aşağı salmış ama tekrar bir gücünü toparlamaya çalışıyor. Baktığımız zaman kırmızı sinyali kesmiş mi? Kesmiş arkadaşlar. Fiyat yukarı yönlü bir hareket sergileyecek gibi duruyor. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Evet hisse için olumlu. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Hem bulunduğu bölge itibariyle hem arkadaşlar sinyalin kesilmesi itibariyle olumlu karşımıza çıkan neyimiz var? Bir stok RSI'miz var gözüküyor.
Peki gelelim arkadaşlar MAC indikatörüne. MAC indikatörü bizim için ne diyor arkadaşlar? MAC indikatörünü pozitif bölgede, yükseliş trendinin olduğu bölgede arkadaşlar, bu hisse için gayet olumlu. Onun dışında arkadaşlar baktığımız zaman mavi sinyal, kırmızı sinyal altında ilerliyor. Bu biraz fiyatın daha düşme ihtimali olduğunu gösteriyor ama sıfırın altına düşmediyse arkadaşlar yükseliş düşüş trendinden bahsedemeyiz arkadaşlar. Sıfırın altına düşerse işte o zaman düşüş trendinden bahsedebiliriz ama bulunduğu bölge arkadaşlar bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor diyor bu yada. Peki akabinde bakalım arkadaşlar GCI'mıza. GCI'mıza arkadaşlar sarı bölgede takılıyor. Sarı bölgeden arkadaşlar yukarı doğru atma ihtimali var mı? Evet. Yön yukarı arkadaşlar ama bir önceki tepeye geçmedikten sonra fiyatta bir yükseliş hareketinden bahsetmek biraz zor gibi duruyor ama baktığımız zaman düşüş trendinde GCI'ye göre değil diyor. Neden anlıyoruz arkadaşlar? Eksi yüzde artı yüz bölgesi olan güvenli bölgede arkadaşlar GCI'mızda olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş trendini destekler nitelikte gözüküyor. Gelelim arkadaşlar bakalım Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na. Bu videomuzun son hissesi mi? Evet, 5 Eylül'de en son tatmışız arkadaşlar Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na. Peki neresi arkadaşlar? 5 Eylül'ü hemen bir kontrol ediyoruz. 5 Eylül arkadaşlar tam da neresi? 5 Eylül tam da arkadaşlar şurası. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman neyimiz gözüküyor? Bir desteğimiz var. Gözükmüş diplerden gelen trend desteği. Bunun altına kırmış ama yani belli bir süre daha üzerine gitmiş, sonra altına kırmış, artık geçmiş olsun demiş gibi olmuş ama neticede arkadaşlar daha altta bir siyah desteğimiz ve baktığımız zaman kırmızı desteğimiz 2.52 var. 2.52 desteğimiz arkadaşlar çalışmış gibi gözüküyor. Burada çok ciddi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şimdi bir toparlama arifesinde mi? Evet, bir toparlama arifesinde var. Net bir düşüşten bahsetmek için arkadaşlar şu üstten gelen siyah trend çizgisini aşağı doğru kırması gerekiyor ama bulunduğu bölge itibariyle bu yüzden arkadaşlar çok ciddi bir sıkıntı yok. Direncimiz arkadaşlar hemen bunları belirleyelim, ondan sonra yorumlamamıza başlayalım arkadaşlar. Direncimiz 3.03 ve baktığımız zaman arkadaşlar karşımıza 2.73 olarak karşımıza çıkıyor dirençlerimiz bu arkadaşlar. Çünkü yükselemediği bölge bizim için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar söyleyeyim, 2.73, 3.03 ve 3.32 desteğimizi arkadaşlar şöyle yapalım. 2.52 desteğimiz çalışmış arkadaşlar. Akabinde başka desteğimiz var mı? Bir de şurada bir yakın destek daha gördüm sanki arkadaşlar. Diğer destek 2.37 ve akabinde 2.26 desteklerimiz var. Burada arkadaşlar en önemli direncimiz şu anda bizim için mavi trend çizgimiz arkadaşlar. Bunu geçerse amenle, geçemezse bu şekilde de yani yan yanda gitmese çok ciddi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde. İçimoku bulutuna bakalım arkadaşlar. İçimoku bulutu bizim için ne diyor? İçimoku bulutu arkadaşlar daralmış vaziyette gözüküyor ve yeşil arkadaşlar. Yeşil olması bizim için önemli. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Ne diyoruz İçimoku bulutunu? Yükseliş trendini destekliyor ve olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Akabinde arkadaşlar bakacağımız Bollinger bandı. Bollinger bandı bizim için ne diyor? Bollinger bandının arkadaşlar alt orta noktası 2.68, fiyatımız 2.54. Bollinger bandının orta noktasının altını kapattığı için arkadaşlar bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Burada da arkadaşlar ciddi bir sıkıntı var mı? Evet var arkadaşlar. Bollinger bandı olumsuz olarak karşımıza çıktı. Herhangi ciddi bir sıkıntı da var gibi duruyor. Peki arkadaşlar bir de ikinci bir sıkıntımız var. Bollinger bandının altına doğru arkadaşlar inmeye çalışıyor. Baktığımızda iğneyi de bırakmış. Burada da ufak da bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani Ichimoku buluntu olumlu, Bollinger bandı olumsuz olarak karşımıza çıktı. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar hacim yükseliş trendiyle beraber gayet güzel bir şekilde yükselirken düşüş trendiyle beraber düşme var ama arkadaşlar tam beklediğim anlamda bir düşme yok. Neticede tepe noktası 12 milyon notken arkadaşlar burası 5 milyon not. Hani böyle 3-4 milyona kadar düşse iyi olurmuş çünkü oldukça sert bir düşüş var. Ama neticede arkadaşlar nötr olumlu diyebileceğim bir hacim var. Düşüşle beraber Ichimoku olumlu, Bollinger'de olumsuz olarak karşımda çıkıyor. Yükseliş trendini desteklemez vaziyette. Gelelim RSI'mıza arkadaşlar. RSI'mızda baktığımız zaman aşırı alış bölgesine bir iki defa girmiş çıkmış gayet güzel. Sonra baktığımız zaman yön aşağı, fiyatın düşmeye devam edeceği sinyalini bize veriyormuş gibi duruyor arkadaşlar ama neticede yükseliş trendini bozmamış gibi gözüküyor. 30 ile 70 arasında olduğu için arkadaşlar bizim için olumlu olarak karşımıza çıkan neyimiz var? Bir RSI'mız var gibi gözüküyor arkadaşlar. Yükseliş trendini destekliyor. Stok RSI'mıza bakalım arkadaşlar. Stok RSI'ya da baktığımız zaman hisse aşırı satış bölgesine gelmiş ve orada kalmış gibi gözüküyor. Gücünü toparlamaya bir iki defa denemiş ama yetmemiş. Aşağıda ben biraz takılayım, biraz yatayım da ondan sonra para toplayayım da gurbetten ondan sonra memleketime dönen adam edasıyla arkadaşlar. Burada güç toparlamaya çalışıyor. Hisse için olumlu mu arkadaşlar? Evet, hisse için hiç olumlu değil arkadaşlar. Olumsuz olarak karşımıza çıkan neyimiz var? Bir stok RSI'miz var gözüküyor. Gelelim MAC indikatörüne arkadaşlar. MAC indikatörüne biz ne görüyoruz? MAC indikatörüne baktığımız zaman arkadaşlar hisse buradan aşırı satış bölgesine girmeye niyetlenmiş ki mavi sinyali arkadaşlar 12 günlük üstel ortamını sokuşturmuş. Kırmızı da aşağı doğru getirme ihtimali var. Arkadaşlar fiyatta bir düşüş öngörüsü mutlaka devam edecektir gibi gözüküyor ama kırmızı mavi sinyal kırmızı yukarı doğru kesmedikçe bir sürece bu devam edecek gibi gözüküyor.
Bulunduğu bölgede arkadaşlar her ne kadar pozitif bölge yakınsa da arkadaşlar bir ayağı negatifte bir ayağı pozitif bölgede olduğu için nötr diyebileceğimiz yükseliş trendini tam anlamıyla desteklemeyen indikatörden bahsedebiliriz. Gelelim GCI indikatörümüze arkadaşlar. GCI'mize baktığımız zaman hisse aşırı alış bölgesinden aşağı doğru hızlı bir şekilde inmiş arkadaşlar. Yön aşağı, yükseliş trendi tamamen bitmiş gibi gözüküyor. GCI'ye göre hisse düşüş trendi arkadaşlar. Olumsuz yükseliş trendi desteklediğinden bahsetmek biraz saçmalık olur arkadaşlar. Karşımıza olumsuz bir GCI çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.